Latin Amerika, geçen hafta APEC, bugünse G20 ile dünyanın dikkatini çeken iki önemli zirveye ev sahipliği yapıyor. Peki küresel güneyde gerçekleşen bu toplantılar dünya için ne ifade ediyor? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hazar Vural Cane, CGTN Türkiye değerlendirdi. Tabii şimdi küresel güneyde gerçekleşen bu toplantı şüphesiz ki katılımcıları çerçevesinde bakıldığında dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan yükselen ekonomilerine işaret ettiği için üstüne üstelik bu kadar jeopolitik risklerin ticaretle, ekonomiyle ilintili risklerin de olduğu bir zamanda gerçekleşmesi açısından çok önemli. Şimdi bir taraftan konuşulan konuların önemi ve etkisi var, bir taraftan da protestoların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle aktivistlerin konuya yönelik protestolarının devam ettiğini ve dünyada açlığa karşı dikkat çektiklerini görüyoruz. Büyük bir ekonomik potansiyel fakat hem riskleri beraberinde barındırıyor hem de mevcut durumda liderler bazında olmasının öneminin bir arada olduğunu görüyoruz. Doktor Cane, APEC ve G20'nin Latin Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini şöyle değerlendirdi. Şimdi evet, dinamik ekonomiler küresel kalkınma ile ilgili olarak tabii önemli. Fakat bir taraftan da şu anda dediğimiz gibi savaşların etkisini düşünürsek ve jeopolitik risklerle birlikte bunu değerlendirirsek özellikle dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumda bir takım yeni ticaret rotalarının, planlarının riskler dahilinde değerlendirildiği ve alternatif rotaların ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu yeni ticaret savaşları ve karşılaşmanın da bütün bu savaş riskleriyle birlikte değerlendirildiğinde aslında önemli ve liderler bazında yapıldığı için de öncelikli olduğunu görüyoruz. Fakat yapısı itibariyle bir yaptırım olmadığı için söz konusu örgütlerin zorlayıcı bir mekanizma olmadıkları için de aslında bu olumsuz bir özelliğini de yansıtıyor. Dolayısıyla bu da bir handikap olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bağlayıcılık olmadığı için de evet bir karar alınacak ve sonunda bir bildiri imzalanacak fakat somutta nasıl yankı bulacak? İşte o bir soru işareti. Ama fırsatlar riskler bir arada demiştik. Bir taraftan da işbirliğine, çok taraflı işbirliğine bağlılık vurgusu da var. Bu da küresel ticaret açısından önemli bir nokta işaret ediyor. Yeni ticaret rotalarının şekillendiğini görüyoruz diyen Cane, yapılan toplantıların önemini anlattı. Evet, çok büyük bir yaptırım yahut büyük bir somut şey evrilme ihtimali yok. Çünkü dediğimiz gibi yaptırım gücü yok. Yani bağlayıcılığı yok. Fakat nihayetinde temsil edilen nüfus büyüklüğüne baktığımızda, ekonomik hacme baktığımızda, bölgelere baktığımızda dünyanın çok önemli bir bölümünün orada şu anda toplantıda olduğunu görüyoruz. Bir de sadece bunu ekonomik ya da ticari olarak okumamak gerekiyor. Çünkü anladığımız kadarıyla gündemde özellikle devam eden savaşlar var. Yapay zeka gibi şu anda her konuda öne çıkan bir kavramın da oradaki toplantıda öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla ekonomi ve ticaret öncelikli yapısı sebebiyle ya da oluştukları dönem itibariyle bakarsak 1990'lar sonrası dönemin yani küresel ekonominin ve küreselleşme dalgasının küresel ekonomik işbirliğinin öne çıktığı bir zamana işaret ediyor. Fakat hali hazırda somuta yansıması bir soru işareti. Son olarak Dr. Hazar Vural Cane, Türkiye ve Çin'in G20'de ortaklaşa gündeme taşıyacağı konuları ele aldı. Şimdi tabii Türkiye bu noktada çok uzun yıllardır pozisyonunu dünya 5'ten büyüktür şeklinde söylüyor ve imtiyazlı bu 5 devletin hali hazırda imtiyazlarını da korumayı asla bırakma istemeyeceklerini de düşünürsek yani bu sistemin bir revize edilmeye, reforma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi baktığınız zaman tabii ki Çin mesela farklı bir dünya görüşüyle, farklı uluslararası örgütler düzeyinde de bu böyle, farklı bir dünya tahayyülüyle ortaya çıkıyor. ABD'den farklı yükselen bir Çin'i görüyoruz. Bunu uluslararası örgütler seviyesinde de Çin'in konuya yaklaşımında anlayabiliyoruz. Çin çok taraflılığı, çok merkezliliği önceliyor. Burada Washington'dan farklılaşıyor. Fakat Çin de nihayetinde o imtiyazlı 5 üyeden bir tanesi. Şimdi bu imtiyazını kaybetmeden ama küresel güneyin ve özellikle BM'de temsili düşük olan, temsili
profili çok yüksek olmayan grupların da söz hakkını önceleyen bir yaklaşımı olabilir Çin'in. Biz bunu nerede görüyoruz? BRICS'te görüyoruz. Bunu işte Şanghay'da görüyoruz. Çin'in farklı uluslararası örgütlerdeki duruşunda görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada Pekin, Washington bir farklılık simgeliyor. Bu da aslında Ankara Pekin'i birbirine yaklaştıran bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor. Bunu BRICS'te yine bu sene tekrar etmiştik.